arızalı bir tripodumuz var. Ayağının birinin kırılmış. Şimdi orayı tamir edeceğiz. Siz de buna benzer tripodlarınızda bir arıza meydana gelirse bizim gösterdiğimiz şekil size bir usul olmuş olur. Siz buna benzer çözüm yollarıyla arızayı giderebilirsiniz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Tamam. Bugün de kendi söküğümüzü dikelim abi. Tripodumuz kırılmış. Araya vermeyelim. Önce yeni tripod almaya gerek yok diyorsun. Yani imkanın varsa girdiği servet abicim. Şu arkada da bir tanesinin vidası düşmüş. Önce onu takayım. Ha, uzuvların rahat hareket etmesi için gerekli evet. Parçaları sökelim değil mi önce? Tabii biraz sök. Ama söktüğümüz yeri de hatırlayalım. Gerekirse fotoğrafını çekelim. Unutmamak için. Hangi vida, hangi parça nereden çıkıyor onu anlamış oluruz. Biz bildiğimiz için not almıyoruz ama siz not alabilirsiniz. Veya fotoğraf çekebilirsiniz. Şurada bir tanesinde vidası düşmüş de. Onu halledeyim diyorum. Burada nasıl bir şey? Aç abi de. Öyle pis bir yerde ki. He, çok pis bir yerde. Ya da şunları komple sökmek gerekiyor. Onları sökmeden onu şu şekilde halledebiliriz herhalde. İnşallah öyle edeceğiz herhalde. Yandan dikkatli bir şekilde sıktık. O da olmuş oldu. Tamam o güzel oldu. Şimdi sadece gelelim kırık parçaya. Önce şöyle bir yapalım abi. Şu parçayı hazırlamıştık ya. Kırık yere bir şöyle nasıl bir parçadır bir gösterebilir mi arkadaşlar? Şöyle sağdan. Sağdan. Eğdim. Sağdan eğdim şöyle. Öyle bir parça hazırladım. Şöyle. Döneceğimiz yeri ortalayalım da. Bizim takipçilerimiz de geç çok dikkatli şimdi. O evet. Öyle olur mu diye kızanlar olacak. Biliyorlar. Kızanlar olacak. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Bizim eksiklerimizi görüyor, düzeltiyorlar. Ama pek çok insan Allah razı olsun. Evet. O bize yetiyor abi. Önemli olan o zaten abiciğim. Geçen de hatta birkaç kişi de aramış, yazmışlar yoruma da. Allah razı olsunlar demişler. Sayenizde yaptık. Bir sürü paradan kurtulduk demişler. Bu arada ustalar da kızmasınlar bize. Vallahi, işaret dedik. Yani, işaret dediğimiz yerden deliyoruz. Vidayla deleriz dedik ama çelik kullandığımızı unuttuk. Birinci deliğimiz tamam. İkinci deliğimizi de şuraya açacağız abi. Buraya geldik ya. Burayı biraz düzleyelim. Başta. Tamam. Yukarıdan. Yukarıdan koyduk abi. Şöyle geç şu arkadaşı. Yukarıdan geçirdik. Dur bakalım bir dakika. Bilezik gibi geçirdik üstteki mafsaldan. O şunun. Şunu sımarsın. Yok o aşağı kaymasın istiyorum. Tamam. Abi. Yukarıdaki mafsaldan geçirdik şöyle yapalım mı? Onda mafsalın üstünden. Bunu bilezik mafsal gibi yapıyoruz. Evet abi. Olayın hepsi bu. Yine burada da biraz. Ters vida var değil mi orada? Ters vida var abiciğim. Oradan vida alıyoruz. Öndeki en azından pırtmasını engelleyecek, ayakta durmasını sağlayacak. Aynı plaj şey,
kırık bacağı platin takmak gibi bir şey yaptık biz. Evet. Bunu buraya da bir şey yaparız abici. Ha, oraya da bir şöyle vida. Biraz vida atalım. Şuraya değil mi? Hı hı. Evet. Evet, o niye kırıldığını da anlat abi. Vallahi abi çelik malzeme bir ses etmedi kırılır diye. Bu yaydan deldi ki şu anda malzeme. Delimizde başka yok. Madem işe başladık. Pullu bir vida atıyoruz. Evet. Kul da orayı. Oha. En azından çöp atmaktansa tabii. Kullanılacak hale geldi. Biz bunu kaç yıl oldu? 4-5 yıl önce işte 100 küsur falan gibi almıştık. 135 lira mı ne almıştık? 5 yıl mı 6 yıl kadar 4-5 yıl oluyor herhalde değil mi? Evet. Şimdi de demek ki daha yüksektir bunu. Şu bu 1.70'lik, 1.80'lik bu tripod. Yüksek tripod. Terazili, ayarlı, asansörlü. Bunu çöpe atmaya kıyamadık. Böyle işimizi görecek bir hale getirdik. Milli servet abi ya. Milli servet. Evet, asansör de böyle. Eskiden ustalar vardı, ayakkabı yapar, tamir ederlerdi. Ne güzel ederlerdi değil mi? Evet. Aynı onun gibi. Nostalji yaşadım şimdi. Onların yanına otururdum ben. Kayseri'deki ayakkabı tamircilerin yanına. Onların dikiş atmasını seyrederdim. Onlar da çay ısmarlardı. Sohbet ederdik iki yaşlı. Biri Yaşar amcaydı, biri Ahmet amca. Allah. İkisi de vefat etti. Çok oldu. Allah yaşlılardı. Allah rahmet etsinler. Evet. Okulumun yanındaydı. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kayseri İmam Hatip'ten. O biri okulumuzun yanındaydı. Biri de aşağı tarafındaydı. Okulumuzun yatılı bölümü vardı. Onun arkasındaydı. Oraya giderdik. Onlar da rahmet etmiş, istemiş oldular. Allah cümle Allah önümüze rahmet etsin. Şey mi, bir de şöyle bant saralım da. Ha. En azından. Ha, makyaj yapalım. Ya, makyaj. Ya, biz Kayseriliyiz, öyle derler ya. Belli olsun derler. Annesine makyaj yaparmış, babasına taze gelin diye tekrar. Böyle derler ya. Kayseri ticareti bilir. Ama gerçi Türk millete bu yanık ya. Bu ülkemin insanı hep güzel yani. İnşallah 15-20 yıl sonra da dünyayı hep biz yöneteceğiz. Ey Türk millet, İnşallah. Hazır olun. Türk töresi dünyaya yeniden hükümran olacak. Evet. Türkler gelmeden dünyaya adalet gelmez. Evet abiciğim. Oldu değil mi abi? Tamam, güzel oldu. Evet. Yine geldik bir videonun sonuna. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Senin bir diyeceğin var mı Erhan Usta'm? Allah'a emanet olsunlar abi. Her şey gönüllerince olsun. Allah bizi izledikleri için yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.